Merhaba Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar toplu iş sözleşmelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ilk kez toplu iş sözleşmelerinin bütün detaylarını sizlere sunan YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 10 Nol konuda faaliyet gösteren iş yerleri TÜİS ile Teskopis Sendikası arasında birinci dönem işletme toplu iş sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. 1 Mart 2021 ile 28 Şubat 2023 tarihini kapsıyor bu ve imza tarihi 19 Ağustos 2021. Bu toplu iş sözleşmesini bize gönderen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videonun altına mail adresimizi bıraktım. Sizler de kurumunuzun toplu iş sözleşmenizi bize mail adresimize gönderebilirsiniz. Bizlere onları arkadaşlar videolaştırıyoruz. Bilginiz olsun gönderen arkadaşlar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bizi biliyorsunuz arkadaşlar. Biz genelde arkadaşlar parasal kısımları videolaştırıyoruz. O taraflara yoğunluk gösteriyoruz. Kapsam, yararlanma buraları geçiyoruz arkadaşlar. Klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. 18 sayfa arkadaşlar. Bundan bunu anlıyoruz arkadaşlar. İş yeri sendika temsilcileri atanması görevleri siz detaylı bir şekilde okumak isterseniz arkadaşlar videoyu durdurup hepsini okuyabilirsiniz. Ben hızlıca geçiyorum çünkü 18 sayfayı okursak arkadaşlar bu video yarım saat önce bitmez. Temsilci izinlerini görüyorsunuz arkadaşlar teker teker okumayacağım. Yıllık toplam ücretli izin süresi arkadaşlar yine temsilci izinlerini görüyorsunuz. Sendika görevlisi arkadaşların. Sendika ilan tahtası, temsilci odası, sendika yöneticisi ve temsilcilerin üye ve işverenle görüşmesi, sendika aidatı bütün işlerden otomatikman kesiliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Beşinci sayfadan deneme süresi iki aymış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haftalık çalışma süresi yine klasik toplu sözleşmelerinden arkadaşlar 45 saat olarak belirlenmiş. İyi toplu sözleşmelerinde yani böyle elle tutulur güzel zam oranlarının geldiği, güzel sosyal hakların geldiği toplu sözleşmelerinde arkadaşlar 40 saat oluyor genelde. Bu 45 saat olarak imzalanmış toplu sözleşmelerin %99'u 45 saat olarak imzalanıyor arkadaşlar. Ara dinlenmesine bakalım. 4 saate daha kısa süreli iş yerlerinde 15 dakika, 4 saatten fazla çalışılan iş yerlerinde yarım saat, 7,5 saatten fazla 1 saat ara dinlenmesi verilir diyor arkadaşlar. Fazla çalışma ücretine bakalım. Haftalık 45 saatin üzerinde çalışmalar fazla çalışmadır. Ve diyor ki normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %60 yükseltilmesiyle ödenir arkadaşlar diyor. Hafta tatili çalışma ücreti 3 günlük ücret ödenir diyor arkadaşlar. Hafta tatili çalışılan işlere çalışmadan alacakları ücretleriyle birlikte bugün için toplam 3 günlük ücret ödenir diyor. Yine ulusal bayram ve genel tatil günlerinde üç günlük ücret ödenir diyor. Yıllık ücretli izinlere bakalım. 1 yıldan 5 yıla kadar olanları 16 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanları 23 gün, 15 yıldan fazla olanlara ise 28 gün ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Mazeret izinlerine bakalım. İşin evlenme halinde 5 gün, işin ana baba veya kardeşin ölüm halinde 5 gün, eş ve çocuğun ölüm halinde 6 gün, kayın ve valide ve ölüm halinde 2 gün. İşin eşin doğum yapması halinde 5 gün, işin evlat edinmesi de 5 gün. Yangın, sel, doğal afetlerden 10 gün ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Yine işinleş çocuk, ana babası kanser gibi bir durumlarda olursa 10 güne kadar refakat izni verilir diyor arkadaşlar. Ücretsiz mazeret izni 45 gün verilir diyor. 45 güne kadar da uzatılır diyor arkadaşlar. Yani toplamda 3 ay arkadaşlar. Analık izinleri toplam normal kanuni hükümler uygulanır diyor. Devam ediyorum. İş göremezlik hali ve hastalık yardımı sosyal güvenlik kurumunca ödeme yapılmayan günler ait ücretlerin tamamı yılda 4 defa geçmek üzere işçilere ödenir diyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar ücret zamları klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Ücret zamları arkadaşlar kamu çerçeve protokolünü kopyala yapıştırılmış. Aynısı arkadaşlar. Teker teker okumayayım. 106, 136 lira 67 kuruşa çekilmiş. Yemiyeler. Onun ardından %12'lik bir Zam geldi ilk 6 ay sonra %5, %5, %5 geliyor. Ve enflasyon farkı da veriliyor. arkadaşlar daha iyi biliyorsunuz. Çünkü çok fazla bunların detayını video ulaştırdık arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolün aynısı kopyalanmış, yapıştırılmış arkadaşlar. İşleri iş prim olarak üç gruba ayrılmış. Birinci grup 140 TL gün. İkinci 6 ayda 146 TL 50 kuruş yapılmış. İkinci grup 139 TL gün. İkinci 6 ayda 145 TL 50 kuruş yapılmış. Üçüncü grup 138 TL gün. İkinci 6 ayda da 144 TL 50 kuruş yapılmış arkadaşlar. Tediyelere bakalım. 30 günlük ek ücretler tutarında ikramiye ödenir. Tediyeler de ödenecek zaten. Bu ikramiyenin 15 günü Nisan ayında 15 günü Eylül ayında ödenir diyor. 20 günü Nisan ayında Sözleşmenin ikinci yılında ise işçilere 40 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiyenin 20 gün Nisan, diğer 20 günü Eylül ayında ödenir diyor arkadaşlar. Bu ikramiyeler kısteli yem şeklinde ödenir arkadaşlar. Yani çalıştığınız gün sayısı kadar ödenir. Eğer izin bizim aldıysanız kesilir arkadaşlar. Yemek yardımı birinci alt ay 11 lira 94 kuruş, ikinci alt ay 12 lira 54 kuruş bürüt yardım yapılır diyor. Sosyal yardım birinci alt ay 392 TL, ikinci alt ay 411 lira 60 kuruş ödenir diyor. Vasıta yardımı 2 adet işe giriş ücreti ödenir diyor, Rahiş bedeli ödenir diyor arkadaşlar. Son günlerde toplu sözleşmelerin hepsi kopyala yapıştır arkadaşlar, hepsi aynı. Bilginiz olsun hiç değişmiyor. Giyim yardımı 21 lira 49 kuruş. ikinci altı ay 22 lira 56 kuruş bürüt yardım edilir diyor. Birinci gruba iş primi tekniker teknisyen elektrikçi muhasebeci güvenlik şefi aşçıya bürüt 5 lira 97 kuruş. ikinci altı ay 6 lira 27 kuruş ödenir diyor. İkinci gruba bürüt personeli güvenlik görevlisi şoför sığır tesisatçı işçisi marangoz boyacı temizlik şefi ve kaliferciyi 4 lira 77 kuruş. ikinci altı ayda 5 lira 10 kuruş ödenir diyor. Üçüncü grup diğer işler toplu iş sözleşmesinin birinci altı ayında 3 lira 58 kuruş, ikinci altı ayında da 3 lira 76 kuruş ödenir diyor. Diğer toplu iş sözleşmesi imzalanan kurumların aynısı arkadaşlar hiç değişiklik yok. Ek ödeme Mayıs ayında 895 lira 44 kuruş ödenir diyor. Hizmet zammı bürüt 7 lira neti 4 lira 71 kuruş ödenecek diyor her yıl içinde arkadaşlar. 696 KHK'lı arkadaşlar 2 Nisan 2018 baz alınacak. İş kurdan işe girenler ve kadrolu işçiler ise ilk işe giriş tarihleri baz alınacak arkadaşlar. Ona göre yılı yıl 4 lira 70 kuruş hesap edin arkadaşlar. Evlenme yardımı 272, 272 lira 48 kuruş. ikinci altı ay 286 lira 10 kuruş oluyor. Doğum yardımı yine arkadaşlar kanunlu haklarınız veriliyor. Ölüm yardımı bürüt 681 lira ikinci altı ay 715 lira. İşçinin eş çocuk ana babasının sözleşmenin birinci yılında ölüm halinde 408 lira. ikinci alt ayda 429 lira ödenir diyor. İşçinin iş kaza sonucu sözleşmenin birinci yılında 1089 lira. ikinci alt ayda 1144 lira 26 kuruş ödenir diyor arkadaşlar. Disiplin kurulları hükümlerine bakalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz tekrar tekrar okumak isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sözleşmenin yürürlük tarihi 1 Mart 2021, 28 Şubat 2023 arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Devam ediyorum. İmzaları da görüyorsunuz. 19 Ağustos 2021 tarihinde imzalamış arkadaşlar. Disiplin cezalarında da tek tek okumayacağım. Siz videoyu durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet 18. sayfaya geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Kamu çerçeği protokolünü kopyala yapıştırılmış arkadaşlar. Siz yorumlarınızı videonun altına yazarsınız. Arkadaşlar bekliyoruz yorumlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. 100 e abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın. Videolarımızın keyfini yaşayın diyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Ekranda da bakın 200'ler video duruyor. Onları da izlemenizi öneriyorum arkadaşlar.